Evet, şimdi de size Fethiye'den, Ramazan Güngör'den bahsedeceğim. Bugün iki uç telli ustasından bahsedeceğiz. Bir tanesi Ramazan Güngör ki bence en iyisi demek doğru mu bilmiyorum ama en iyisi o. Ben de görünmeyi için söyleyeyim. Yörede Topal Ramazan olarak biliniyor. 1920'de de Fethiye'de, Kemer Nahiyesi'nde doğmuş. Üç telli geleneği, şimdi şöyle söyleyeyim. Hani film başında Cumhuriyet'le birlikte halk müziği başladı. Yani daha doğrusu resmi olarak başladık. Bağlama biliyorsunuz bugün bizim milli çaldığımız olarak anılır. Ama 1920'lere falan gidersek Ege'de bağlama göremezsiniz. Karadeniz'de bağlama göremezsiniz. Ege'nin çalgısı davulda zurnadır mesela. Dağ köylerinde, Alevi köylerinde de üç telli curalardır. Küçük böyle bir bağlama, yani zeybek mesela diyorsunuz. Bu konuda en önemli adam Talip Özkan'dır. Talip Özkan zurnadaki motifleri bağlamaya aktararak zeybek çalmıştır. Oradan gelen bir şey. Bu üç telli geleneği Fethiye'de, Denizli'de, birazdan Halidev'den bahsedeceğiz. Halidev, Denizli, Çamlı'da. Oralarda çok yaygın. Ramazan Güngör'de bu üç tellinin en önemli üstadlarından bir tanesi. Kıymeti sonradan bilinmiş. YouTube'a yazarsanız Ramazan Güngör diye böyle görürsünüz onun videolarını. Aynı zamanda yapımcı, kendi curalarını yapan bir insan. Topal Ramazan denmesinin sebebi de bir inşaattan düşük gençliğinde bacaklarını kırmış. Yani tedavi edilenmiş herhalde bugün şartlarında. O yüzden hep bu şekilde ömrünü tamamlamış. Zannediyorum 90'lı yıllarda Ramazan Güngör keşfedildi. Kim tarafından? İşte Arif Sağ, Erol Parlak, Erdal Erzincan gibi sanatçılar onun yanına gittiler. Savaş İkici bir kitap yazdı. Ramazan Güngör ve Üç Telli Curası diye. Ramazan Güngör kendisi adına Kopuz adını veriyor ama yörede Üç Telli ya da Parmak Curası şeklinde geçiyor bu şeyler. Burada gördüğünüz tek albümü. Kalan Müzik ona bir albüm yaptı. Hatta bir yardım konseri falan yapıldı o dönemler. Zannediyorum 2006'lar falan olabilir. Yanlış söylüyorum tarihi. O zaman bu çok hazine niteliğinde bir albümdü bu. Kendi çaldığı üç derlisiyle birlikte. Burada hikayesi de geçiyor ufak tefek size. Teki yöresine has zeybekler, gurbet havaları, türküler, zortlatma var biliyorsunuz. Uzun havalar sazıyla çalıyor. 1960 yılından itibaren pek çok müzisyen derlemeci Güngör'den derlemeler yapmış. Erol Parlak da epey türküsünü notaya almış. Yörenin en önemli icracılarından bir tanesi Ramazan Güngör. Biz size Ramazan Güngör'ün iki zeybeğini çalmaya çalışacağız. Birisi koca olan zeybeği, bir de ona bağlı olarak zeybek oyun havası. Böyle küçük curalar çalınıyor. Bunu ben aşağı yukarı 8 sene önce yapmıştım bu sazı. O zaman gittiğim bir bağlama atölyesine Muğla'dan böyle bir cura gelmişti. Onun birebir, yani çok eski bir sazdı, 100 yılın üstünde bir sazdı. Onun formunu taklit ederek benzer bir şey yapmaya çalışmıştım. Ama yörede genellikle böyle baltadan ziyade yuvarlak tipli sazlar görüyorsunuz ve biraz daha küçük sazlar görüyorsunuz. Bu sazın parmak cura denmesinin en önemli özelliği, birazdan göreceksiniz, hep böyle vurarak. Bu sürekli tekrarlanan bir şey. Hep böyle sazın gövdesini vurarak çalarlar. Bir ritim unsuru oluşturuyor bu. Şimdi bu koca olan zeybeğini ve zeybek oyun havasını çalmaya çalışıyorum.